Selam, hoş geldin. Nasılsın? İyisindir umarım ve keyifler yerindedir. Ama bu videoyu izlediğiniz takdirde daha iyi olacaksınız. Çünkü güzel bir, mükemmel ve devasa bir şekilde Moskova oynamışız var ya. Öf öf, hem de akılları durgun bir içerik. Moskova pençe, Moskova orman, Moskova nişancı değil de suikastçı olarak oynarsak ne olur? Mobile Legends çöker. Evet, cevap bu. Öyle değil. Şöyle anlatayım sizlere. Küfrediyorlar, hakarete uğruyoruz, linçleniyoruz. Yani adımız gitgide başka yerlere gidiyor ama takımı taşıyoruz, MVP alıyoruz, zafer üstüne zafer kazanıyoruz. Yani ne oluyor? Moskova pençe metaya girmek üzere. Umarım elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli oynuyorum ve mistiğe çıkmama çok az kaldı. 4-5 yıldız falan tekrardan mistik olacağım arkadaşlar. Artık mistik liginde hep güzel videolar gelecektir. Haberiniz olsun, dikkatinize. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Efsane ötesi Moskova oynamışım. Bir mızrak atıyorum, rakibin kırmızısını çalıyorum. Bir mızrak atıyorum, rakibin lordunu çalıyorum diyecektim. O önceki oynadığım ya da sonraki oynadığım videolarda falandı galiba. Her neyse, o videoyu galiba ben çekmedim ama bu video denk geldi, güzel oldu. Tabii ki arkadaşlar rastgele denk geldi. Görüyorsunuz takımdan Pamuk Prenses, kendisi biliyorsunuz güzel bir oyuncudur ve daha önceki videolarımıza hiç yer aldı mı hatırlamıyorum, fakat yani oyun içi arkadaşımız ve kendisini tanımasam da, ismini falan bilmesem de gayet güzel bir tank oyuncusu, aynı zamanda savaşçı falan da oynar. Yani güzel bir oyuncu. Yani biliyorsunuz bu devirde Mobile Legends oyuncusu bulmak zor. Hem oyun bilgisine sahip, hem karakter bilgisine sahip. Ne zaman, nerede, nasıl adamı keseceğini, baitleyeceğini, yani ne zaman geri çekileceğini. Bunlar abi çok önemli ya. Bu Mobile Legends'ın %90 kitlesi, yanlış anlamayın, sizlere söylemiyorum çünkü sizler eşler YouTube kanalını takip ediyorsunuz. %90 kitlesi ne yapıyor? Aptal aptal hareketler. Mal mal... Abi mal mal adamlar hep bizi buluyor, farkında mısınız? Bunu siz de fark etmişsinizdir. Oyuna giriyorsun, solosun, bir bakıyorsun karşı tarafa 5'li atıyor. Karşı tarafa, yani rakibe 3'lü birden atıyor. Onlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. Biz tek başımızız, kimseyi bilmiyoruz. Ben hele bir de bak tek başıma giriyorum solo. Tabii ki iyi ki arkadaşla girmişim. O Grok aldı, onun sayesinde çok rahat güzel bir şekilde oynadım. Eline sağlık dostum. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Aradan biraz zaman geçti, bir iki hafta. Bu videoyu hemen atamadık. Onun yerine güzel bir Transformers ve Lace Collector çıkarma etkinliği üzerinden çok fena 5000 elmas harcadık. Bu bize yaklaşık 1000 liraya bir maliyet oldu. Ve bu videoda hemen bu videonun öncesinde attık. Yani bu videodan önceki video, işte onu izlemelisiniz lütfen arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir şey oldu. Collector, 2 tane Collector çıkarttık. Lace Collector, Jav Collector, Lightburn, Alucard çıkarttık. Yani sayısı bitmiyor arkadaşlar. Transformers zaten Grimlock çıkardık, fakat bir dahaki, biliyorsunuz daha bitmesine var bu Transformers etkinliğinin. Bitmesine yakın tekrardan sıfırlanacak ve bedava bilet verecek. Bunu haberini alın arkadaşlar. Tabii ki ben biraz elmas desteği yaparak oradan daha çok bilet alacağım. Ve bu şekilde de iki tane hesabıma birden ekstradan bir Transformers kostümü. Artık Granger mı çıkar, Transformers tan adını unuttum lan. Optimus Prime lan, nasıl unutulacak? Abi Granger, lan Granger'ın, dur bakayım, Megatron. Abi ben bunları var ya, Transformers kostümü o kadar çıkmayınca işte bekliyoruz bekliyoruz, çıkmıyor. Bize çıkan Grimlock. Bak bir o aklımızda var. Starscream'de Aldous'un kostümü çok güzel. Popol ve Kupa'nın kostümü, o neydi onu bilmiyorum bak. İlgimi çekmedi çünkü kostümü güzel yapmamış ya. Açık ve net söylüyorum. Bazı kişiler diyor ki yok diyor abi diyor, Roger'ın kostümü iğrenç, hiç gelmeseydi bedava vermeseydiler diyorlar. Zaten bedava vermiyor adam. Diyor ki uğraşacaksın alacaksın. İlla emek diyor. Bazıları tabii parayı tırıp alıyorlar. Benim gibi, ben biraz geç kaldığım için bir kerelik bir hesabıma aldım. Mecbur. Ama aslında güzel. Çünkü Dino'ya dönüşüyor. Dino, yani yanlış anlamayın, dinozora dönüşüyor abi. Yani bu dinozor oyunda ne var? Barats var.
kan kardeş oldular. Evet, biraz oyun hakkında konuşalım. Of, nasıl kesiyorum be. Arkadaşlar, Moskov karakteri tamamen saldırı hızı, el çabukluğu, bunlar çok önemli. Ama Gusion kadar böyle yani hızlı oynama isteği, Fini gibi hızlı oynama isteği gereken bir karakter değil. Bunda yapman gereken düz vuruş. Düz vuruşunu güçlendirmen lazım. Ama öyle böyle değil. Düz vuruşu güçlendirirsen hasar vuramazsın. Neden? Çünkü bunun ilk hamlesi atılma veriyor ve atıldığın zaman saldırı hızını yükseltiyor. Yani senin saldırı hızı itemlere çıkman daha mantıklı oluyor. Aynı zamanda biraz da hasarını yükseltirsen. Ben şahsen söylemek istiyorum. Build item dizilimini yakında göstereceğim arkadaşlar. Muazzam bir şey. Ve bunu yapabilen tek ben varım. Çoğu kişi buna ne çıkıyor? Bitmeyen savaş. Abicim, bitmeyen savaş ne lesteye çıkılır? Abi, hiçbir nişancıya çıkılmaz ki. İlk geldiğinde One One falan çıkılırdı. One One çok fokusluyordu. Bilmiyorlardı oynamayı. Ama sonra bizim o zeki oyuncular o karakteri çözdüler. Ve 5 kişi birden intihar eder gibi hepsi ölüyor. Ne oluyor, aman Allah'ım diyorlardı. Rakip, ben nasıl öldüm diyordu. Ama bilmiyorlardı ki One One'ın ultisine maruz kalıyorlardı. One One öyle bir şey yapıyor ki rakip öldüğünü bile anlamıyordu. Çünkü haritadan siliyordu abi, tek atıyordu. Öyle bir güçlüydü. Allah'tan düşürdü. Allah'tan düşürdüler. Fakat hala banlanıyor. Ben onu anlamadım. Demek ki One One'ın hala önüne geçemeyen insanlarımız var ne yazık ki. Bir kere şu konuklu şunu bir açığa getirmek istiyorum. Bitmeyen savaş bence en mantıklı savaşçıya çıkılır arkadaşım. Çünkü biraz can veriyor ve diğer istekleri savaşçı için tamamen mükemmel hale kılıyor. Nişancıya saldırı hızı veya saldırı çıkarsın. Veya bir fokus şeyinde bitmeyen savaş tabii ki çıkabilirsin. Midas'ın kılıcı, o yüksek büyü gücü varsa karşı tarafta, hem seni Saber'ı ultisinden kurtarır ve vesaire, Aldous'un ultisinden kurtarır. Ultisi demişim. O düz vuruş ilk hamlesi vuruyor ya, kafana atlıyor böyle. Abi şu oyunda ne kadar kanser karakterler var. Şeytan diyor, bul 5 kişiyi. 5 kişiyle gir, en kanserlileri al. Hiç diyor bak, hiç kule yıkma. Sadece rakibi kanser et. 5 kişiyle. Al can Franco, al can Aldous. Daha neler var, neler karakterler. Çok iyi olur var ya. Abi öyle bir video gelsin mi? Öyle bir video gelsin mi? Hemen yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ne kadar fazla olursa, ne kadar like alırsa o yorum, o zaman güzel bir şekilde biz de başlarız. Olmadı ilerleyen zamanlarda yine ben bu içerik için sizlerden istek isteriz. Yani hangi karakterler olsun gibisi. Bu şekilde istek isteriz. Sizler verirsiniz. Biz de o karakterleri seçeriz. Uygun bulursak. Ne gibi karakterler? Mesela çok sıkıntılı bir karakterlerden. Ne var lan sıkıntılı? Çok var da akla hemen gelmiyor. Gelmiyor. Mesela Hanzo abi. Hanzo adam öldürmezsin. Sürekli ulti atarsın. Ulti atarsın. Sadece canını böyle gram bırakırsın. Üff. Lan oğlum, düşündükçe insan çekesi geliyor ha. İstemeseniz de. Ama çekmeyeceğim arkadaşlar. Biraz boş bir içerik. Ama eğlencesine olur. Ve sıralı da yapsam lan bunu. Mystic liginde yapsam. Rezil olur zeminle. Üff. Ama o kill bende kalmadı. Şu Granger ağzıma yapıştı ya, artık kurtulamıyorum. Kimde kaldı lan o kill? Grok'ta. Abi ikisi de G ile başlıyor, saçmalığa bak ya. Aslında var ya, aklıma bir plan daha geldi. A'dan Z'ye karakterlerle oynuyoruz. Oyunda 150'ye yakın karakter var ve abi çok video demek bu, çok zaman demek bu, uzun bir zaman demek hem de. Ama çekersek hem kanal adına çok yüksek bir adım atmış oluruz. Tabi bazen bunu çekenler vardı öncelerde, şimdi çekenler de yok. Neden? Abi o kadar kolay değil artık, o kadar çok karakter var ki A'dan Z'ye karakter oynanış yapamıyorlar. Ama biz yapabiliriz çünkü biz Mobile Legends seçtileri. Evet, şu an skorumuz ne? 5-2-1, şaka mı bu? Evet, Moskov oyun sonu çok güçlü bir karakter. Oyun ortası da çok güçlü bir karakter. Oyun başı nasıl çok güçlü olabilirsin? Direkt umutsuzluğu basarsın. Karşı taraf diyorsun ki her türlü beni düşürür ya. Bunda Yin var. Saysan sorun ne olabilir? Kalet. Yani ben bunlara saldırıcı bile çıksam işlemez. Maşa. Yani bana direkt saldırıyı basarsın abi. Gücünü, saldırı gücünü basarsın. Fiziksel hasarı. Tabi bazıları akıllılık yapar. Ne çıkar? Ne çıkar? Söyleyin abi bana. Tank eşyası çıkar. Ama fiziksel hasarı emme. Sıkıntı. Bu oyunuz arkadaşlar. Bu oyunun en büyük açığını sizlere bu videoda söylüyorum. Fiziksel savunma itemleri aşırı bir şekilde çokken, büyü savunma itemleri 2-3 tane bir şey. Yok Athena kalkanı. Yok Midas'ın kılıcı. O biraz büyü savunma veriyor. Sonra başka ne var?
parlak zırh. Yani çok az arkadaşlar. O yüzden büyük karakterlerine odaklarım. Gerçekten muazzam. Bu arada sevgili ejder halkı, biliyorsunuz önceki videodan da hatırladığınız gibi biz Leslie Collector kostümü, yani Leslie İntikam Lady'si kostümünü elde etmiştik. Ve bunun üzerinde kanalımızda Leslie, bakın Leslie karakteri üzerinde kanalımızda çok ama çok az video var. Biz diyoruz ki biraz oynayalım, videolarını falan getirelim. Ne derseniz, hem de Leslie Collector ve daha fazla kostüm var elimizde. Onlarla birlikte sizlere güzel bir şekilde görsel şölen, güzel bir anlatım, sunum, oynanış tarzı falan derken sizleri bir büyüleyelim. Yani gerçek anlamda değil, öyle mecaz anlamda büyüleyelim diyorum. Her neyse, bizimkin ne oldu? 6-3-2 ne lan? Of, mızrağı sapladık. Haydi 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 haydi. Onun mızrak nereye gidiyor? Boş. Sağ sollu yaparak gidersen rakip böyle olur. Arkadaşlar, şu oyunu oynayan tek ben mi olurum? Herkes kule peşinize, ben savunmanı... Şunu söylemek istiyorum. Kim ne dert edesin? Her zaman, her yerde savunmak önemlidir. Savunmak saldırıdan daha önemlidir. Savunursan önünü görürsün, yeri geldiği zaman saldırırsın. Ama saldırırsan önünü göremezsin, kaybedebilirsin. Bunu unutmayın arkadaşlar. Saldırı yapmadan önce 3 kere düşünün, savunma yapmadan önce 2 kere düşünün. Bu. Hiçbir şey yapmamak için düşünmeye gerek yok. Beyin bedava çünkü. Espriye bak ya, neyse. Evet, Ejder'in öfkesi hesabımızla güzel bir Moskova oynuyoruz. Allah bilir, Ejder YouTube hesabımda yok lan Moskova. Bu hesapta başladım var ya, bu hesabı aldığımdan beri. Moskova kasıyoruz arkadaşlar, güzel bir orana da sahip olduk. Totalde 200 oynanış falan vardır. Bu hesapta 50 oynanış falandı. Baya baya kasmışım ben son zamanlarda. Ama abi Moskova öyle böyle değil ya. Moskova nerf. Kesinlikle ya, ama kesinlikle gelmeli diye düşünüyorum. Çünkü aşırı OP. Çok güçlü. Kullanmayı bilene. Yani kullanmayı bilen insan çok ama çok az olduğu için sabredemeyen, yani sabırlı olmayan insanlarımız, hele Türkiye halkı sabırsız. Yani ön yargılı, bunlar hep olduğu için sıkıntı. Ben Moskova pençe aldım. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Afrika mısın? Feeder mısın? Ne yapıyorsun? Satıyor musun? Senin amacın ne? Abi bir son soruyu attı. Küfür yedim. Linç yedim. Ama vazgeçmedim. Takımı taşıdık. Takıma iyi ki Grok'ta girmişiz. Tekrardan kendilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada abi manyak var. Rakibin hepsi gelsin. 5'i birden gelsin üzerimize. Bakın nasıl hasar vuruyoruz. Ölmüyoruz mübarek. Dın 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 diyoruz ve hepsini kıyım kıyım yok ediyoruz. Soylarını, öyle bir şey demeyeyim. Şimdi YouTube kelimesi, abi YouTube öyle bir farklı şey ki, soylarını yok ediyoruz desem şimdi ne olacak? Belki de küfürden yiyeceğiz. Göreceğiz bakalım yedik mi. Böyle dedim, örnek veriyormuş gibi. Umarım küfürden bir sarı dolar falan yemeyiz. Şu küfür kelimesini kullanıyorum ya. Oradan bile yiyebilirim lan. Öyle değişik bir şey abi bu YouTube şeyi. Sarı dolar yiyince ne oluyor? Para kazanamıyorsun. Zaten bugünlerde biliyorsunuz askerden neredeyse 4 ay falan olduk geldi. Belki de 5. Sonuç ne arkadaşım? Her şeyimiz düştü. Bizim en az video ne zaman izleniyordu? Askerden önce en az izlenen video kaç izleniyordu? 1000. En fazla 50.000. Yani bu kadar güzel bir sayılardaydık. Hile videosuyduk. Hile kanallarıydık. Koda Dayhan'dık. Bilenler bilir. Eski takipçilerimiz buradaysa hemen yorumlara kalp bıraksınlar. Ben 3 tane birden yolluyorum. 3 tane birden. Onları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü kanalımız 3 senelik. Evet, bugün itibaren 3 senelik. Bye bye.